Merhaba, ben Elif Canlı, makine mühendisiyim. Bundan 2 yıl kadar önce yönetim kurulunda üye olarak görev aldım. Ve sanırım 3 yıldır makine mühendisi olarak görev alamıyorum. Çünkü kadınlara yönelik inanılmaz büyük bir dezavantajlarla boğuşmak zorundayım. Bir mühendis olarak makine mühendisi yapmak isterdim. 17 yıl boyunca çok direndim. Makine mühendisi olarak sektörde bulunmak için çok çabaladım. Fakat en sonunda artık sektörüm beni istemediğine karar verdim ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başladım. Bu biraz şey gibi, böyle hani elenip en altta kalan meslekler gibi, iş güvenliği uzmanı olmak bir makine mühendisi olarak. İnsanlar beni ayıplıyorlar ya da kınıyorlar. Neden iş güvenliği uzmanlığı yapıyorsun? Yani çünkü basit ve daha az teknik bir meslek olarak görülüyor. Bu işi yapanlara ya da bu konuyla ilgili eğitim alanlara bırak diyorlar. Fakat şu an bu sektörde iş bulabiliyorum sadece bir kadın olarak. 17 yıl kalite yönetim sistemleri konusunda uzmanlaştım. AS9100, 16949 gibi beynelminal standartlarda uzmanlaştım. Hem uçak havacılık ve otomotiv yan sanayi olmak üzere. Fakat bu konularda herhangi bir şekilde iş bulamıyorum. Çünkü benim meslektaşlarımın, yani da erkek cinsi meslektaşlarımla baş edebileceğime dair herhangi bir done vermediğimi söylüyorlar. Ya da insan kaynaklarını aradığım zaman, benim müdürüm sizin yetkinliklerinizden daha düşük, ben sizi nasıl onun altında çalıştırayım diye bir dönüş yapıyorlar. Dolayısıyla gerçekten bir makine mühendisi olarak çalışmayı çok isterdim. En azından bugün. İsmim Tekin Karsan, inşaat mühendisiyim. Bugün buraya mühendis, mimar ve şehir plancılığın dayanışması günü olaraktan gelmiş bulunmaktayız. Burada arkadaşlarımızın, kendimizin meslek hayatındaki problemlerini, elimizde olmayan sebeplerle daha kötü şartlarda çalışmamızın sıkıntılarını yaşadığımızı anlatmaya geldik. Ben aşağı yukarı mezun olalı 3 yıl oldu, 3 yılı geçti. 3 yıllık bir inşaat mühendisi şundan bir jenerasyon, 2 jenerasyon önce çalışırken, çok rahat şartlarda çalışırken, biz şu anda kiramızı artı yolumuzu karşılayacak paralara çalışmaktayız. Ülkenin ekonomisinin enflasyonun da vermiş olduğunda sebeplerden kaynaklı şu an geleceğimizi göremiyoruz. Mühendisler, mimarlar, diğer sektörlerde olduğu gibi bu ülkeden çıkmayı düşünüyorlar. Bu ülkeden gitmeyi düşünüyorlar. Hani biz bu ülkemizi seven, bu ülkemize bağlı toplumcu, çağdaş mühendisleriz. Hani bunun böyle olmaması için işte buralara geldik. Buralarda kendi haklarımızı aramaya çalışıyoruz. Ben Fırat Avcı, makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Mezun olmak üzereyim. Bu ülkede mühendislerin çok değerinin olduğunu düşünmüyorum. Ya bu ülkede kalırsam mühendislik yapmayı planlamıyorum. Ya da yurt dışına mühendislik yapmak istiyorum. Hedeflerim diğer öğrencilerin %90'ı gibi bu yönde. Yani Türkiye'de mühendise verilen bir değerin mühendisten ziyade diğer insanlara verilen bir değerin olduğunu düşünmüyorum. Bundan dolayı Türkiye'deki mevcut hükümetin veya muhalefetin de katkılarıyla tüm öğrencilerin hayallerini öldüğünü düşünüyorum ben. Merhaba, ben Nazcan Gökyoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım öğrencisiyim. Bugün burada meslektaşlarımızla birlikte duyduğumuz kaygıları bir arada paylaşmak için bir araya geldik. Ben de diğer meslektaşlarım gibi çoğu problemi yaşıyorum. Diplomalı işsiz mi olacağım acaba? Eşit işe, eşit ücret alabilecek miyim? Öğrendiğim bilgileri ne kadar kullanabileceğim? Diplomalı işsiz mi olacağım gibi sorular var. Tabii ki bunlar da acaba boşuna mı okuyorum diye düşündürüyor bana. Bu yüzden burada birlikte mücadeleyi büyütmek için geldik. Ülkemde kalabilecek miyim gibi problemlerle tabii ki ben de karşılaşıyorum. Yetiştiğim ülkede kendi meslektaşlarımla onurlu bir şekilde bilimin ışığında mesleğimi icra etmek istiyorum. Tek isteğim bu.